Bak bak. DC'den birini çek, derdini anlasın. Tak geçelim biz. Hadi yapalım ya. Birini böyle bulileyelim. Ama sen baştan, yetene, biz baştan, yetemedik ama. Baştan, baştan söylüyoruz. Gerizekalı. Baştan söylüyoruz. Buraya gelip derdini anlatanın tünü yakacağız ve derdini bulileyeceğiz abi. Derdiniz bulileyecek. Bunu kabul ediyorsanız. Bir başka ekleme yapacağım. Bu saatten sonra yaşanacak hiçbir şeyden kesinlikle meşruiyet kabul etmiyoruz. Burada herhangi bir değerimle dalga geçildi. Ben çok üzüldüm diyecek arkadaşlar varsa onlar da şu an yayını terk edebilirler. Abi. Merhaba, nasılsınız? Sana ne? Söyle derdini diye evet. Bekliyoruz. Derdi... En havalı s**ki koydum, anlat. Anlatıyorum abi. Şimdi benim şöyle bir sıkıntım var. Ben üniversite 3 öğrencisiyim. Gemi makine işletme mühendisi okuyorum. Ben bir ay sonra gemiye çıkacağım 6 ay. Kimseyi göremeyeceğim. Bu beni korkutuyor. Bu mu derdi? Benim kız arkadaşım falan var. Böyle arkadaş ortamım var. Müzik yapıyorum, ediyorum. Spotify'da yayınladık. Zahri'nin abiye attım. Ahmet abiye attım. Güzelce bir çak geçildi. Çok falan böyle. Sen alışkınmışsın zaten. Evet, mühendis olarak gemiye çıkacağım. Benim zorunlu stajım var. Gemi internasyonel mi? İnternasyonel. Gemide hiç kadın yok değil mi? Yok işte. Yani, o yüzden ona da biliyor. Mesela içki artık şey yapman lazım. Basman tabii. Lazım. Abi parlak yaptım ya. Parlak efendim. Gökten diye verir misin? Ha, onu söylemeye çalışıyorum. Yok denemedim çok denemeyi düşünmüyorum ya. İster misin yani, peki? Kendim, mesela çok azdın. Aynen. Çok azdın. Geldi sana dedi ki "Sir, I would like you to f*** me in the ass." Ne yaptın o noktada? Yok. Nasıl yok? Ama şehvetli bakıyor, şehvetli. Abi giderim, şikayet ederim. Ya ama kaptan da diyor ki "Ne yapalım oğlum?" diyor. Bunlar zaten yani hani gemi... Ya. Biz atalım yani. Diyor kaptan yani. Kaptan da diyor ki yani kim ne var bilecek? Adam diyor teklif etmiş, ısrar etmemiş ki salak salak konuşma diyor. Kızıyor hatta sana kaptan. Valla bir yok ya. Bir yapmam gibi geliyor ama o anki psikolojiye de bağlı. Bence yaparsın ya. İşte o anki psikolojime bağlı. Sevgilin yapar var mı? Olur bir de ya, sevgilin arada, var mı? Var abi. Tamam bol bol şey yap. Stok yap sevgilinden. Şansın yok. Bol bol stok yap. Hayatımda artı bir ay boyunca sen bana içerik üreteceksin de. Ancak o şekil yani. Başka türlü... Bir çözümü bulacağız onu ya. Ama beni teselli eden şey uluslararası sularda mastürbasyon yapacak olmam. Bir de... Hiçbir anlamı yok ki. Yani sen mastürbasyon yaparken Bangladeşli formen sana bakacak yani. Biniyorlar orada yağcılar ya. Var abi. Orada yağcılar asıl böyle. Onlar az para alıyorlar ve aşırı şeyler. Onlar ne yağ alıyor peki? Çaf. Ne yağlıyor diyor ya. Bizim çocuğu yağlayacaklar işte. Grezleyecekler ne güzel. Abi rap yaptık çok yani dinler misin? Senin yapacağın rap s**eyim. Hiç bu bok olmaz senden. Hiç bok olmaz senden. Bu kızla da ayrılacaksın. 6 ay seni mi bekleyecek zannediyorsun koyayım. Nah bekler seni koyayım 6 ay. Alo. Bir hanımefendi çıktı. Kocasıyla alakalı bir sıkıntı yaşıyormuş da. Merhabalar. Yalnız söveceğiz. Yani biliyor değil mi söveceğimizi falan? Biliyor herhalde. Onu tam konuşmadım da. Neyi konuştun yani. Gerizekalı? Ya problemini anlattı. Açıyorum mikrofonu. Kendisi bence anlayış gösterir. Merhaba abi. Ağlıyorum kusura bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır bu böyle bir şey değil. Troll yapıyorum, troll. Ağlıyorsun sen yalan işte söyleme ağlıyorsun. Hayır aşağıda bir konuşurken bir tık gülmeye başladı da ondan dolayı. Bak biz senin tamam. Kocanı burada hazır mısın buna? Of izlerim abi çağırıyorsunuz. Ne oluyor? Şimdi... Şöyle bir sıkıntısı var. Abla demeyeceğim hanımefendinin. Hanımefendinin evet. Vajinismus adlı bir sıkıntısı var. Benim sorum bu. Olmuyor bunlar demiyor. Yani sorma abi. Islanmama problemi yaşıyor hanımefendi. Siz Türkçesine böyle şey aynı şeyler değil. Yok evet, değil. Evet ben örnek uzaktan bir örnek verdim. Evet. Öyle bir örnek verdim. O olay böyle bir olay yaşıyor. Devamında kocasıyla geçen muhabbetleri kendisi bu işle anlasın. Evet. Ama bu derde küfredemeyiz ki bu çok sıkıntı bir şey. Koyayım. Abi, hayır ama işte bende vajinismus var. Kocamın tedavi şekli de şu et giren yere dert girmez değil. Bana bir dakika sokmaya mı çalıştı? Bir de fuck me yazan tişörtler giydiriyor. Bana üstüme saldırıyor sonra. Olur karıcığım deyip. Ya ya bu ben de hayır ya bu kızlar soruyor hayır bu kızlar soruyordan ya ben biliyorum bunu kızım ben internette doğdum bir büyüdüm bir şeyde bilme be adam bir şeyde ben bilme internette be. Doğdum büyüdüm benim isteyeceksin bu şeyde ümmiye dedirten değil mi bu ya o işte koyayım ya of abi biliyorum ya troll yapmak için girmiştim tüh ya yapacak bir şey yok ne güzel kocanız
ettik. Bir tane soruya cevap alamadım. Öyle güncel mi? Dertlerimi anlatabilirim istiyorsanız. Vajinas. Başka güncel... Nasıl eğleniyor? Vajinadan bahsedeyim nasıl eğleniyorum? Kahkahayı bozuyor. Hanımefendi. Aha belki beni tedavi edebilir abi bu. Kahkahaylaşabilir. Hayır. Nein. Hayır. Olmaz böyle bir şey. Ama DM'den şey... Taha yere bakan cık yakan dediğimiz türden çıktı. Hayır hayır. Allah Allah. Benim Taha. Benim önümde koskocaman bir hayat var. Evet. Ne, koskocaman ne var? Hayat var. Sen buraya Taha'yla tanışmaya mı geldin? Doğru yok, söyle. Yok oğlu abi ben boş yapmaya geldim. Taha benden yaşça falan çok küçük. Boş yapıyor. Yani. Sen kaç yaşındasın? 27. Sen Taha'yı sinemaya götürebilirsin. Hatta bir popcorn da ısmarlarsın ona yani. Onu var ya götürürüm abi. Götürürüm sevdiğim koltuğuna da otururuz. En arka sıraya. Kucağına alıp seversin aa. Sen daha ya. Abi annesi gibi emzir. Ben buradan gidiyorum görüşürüz ya. Biz geleni s**tik gelen biz s**tik Taha'nın koydu. Taha çıkma buna koy. Nerede çıktı bu şu? Ha geldi geri. Allah Allah kötü kötü emellere alet ediliyorum ben burada ya. Mutlu mutlu tertemiz çocuğum ben burada ya. Ya bir şey demedim bir McDonald's'ta bizi ısmarla ya ne var sanki ya. Abi de ne McDonald's'ta var. Şu kardeşi mutlu olmasın mı ta? Hep sen mi mutlu olacaksın? Hayır. Hayır. Bir McDonald's'ta sen ısmarla ölür ben müsün? Ben Junior'ım beni yemek istiyorum Taha yedir bana lan. Hiç yemedim. Ama Junior'ım bu. Eyvallah. Peki. Eyvallah tabii. Diyor ya. Bir an Sedat'a dönüştü. Koydumun tarası. Sen Afyon'da mısın? Yok maalesef. Keşke olsam. Tüf ya. Keşke Allah'ım olsam daha, diyor ya. Keşke. Taha alır seni ya neredeysen. Tabii ama bir saatlik mesafedeysen. Yok ya değilim. Şansım yok benim. Şimdi sözünüzü balla kesiyorum ama ben Afyon'da 12 sene yaşadım sandıkla doğdum. Biz en alana koydum. Git gitar çal sen. Peki Taha siz bir şey ısmarladın mı? Çalsın mı gitar bir tane? Çal bir şey. Abi siz konuşun ben geliyorum. Evet hanımefendi herhangi bir başka soru yoksa göndereyim. Abi tedavim için 800 liraya para ihtiyacım var. Ya Allah'ım ya. bu Lora da hakim ya. Allah. Abi ne şey diyorsun? 8 yıldır izliyorum. Deli misin ya? Lora da hakim ve beni tuttu beni ya şu an. Ne? 8 yıldır izliyor. Abone değil mi? Param yok abi param yok. Kocası desteklemediği için abone olamamış. Adam gibi isteydin kocam bu konuda yardımcı olabilirdi. Taha'ya güveniyorum abi işte orası inşallah. Allah Allah. Elimde şu an hacı şerdi yaptım bekliyorum ya. Junior beni ısmarlasan ne olur. Junior beni. Adın izleyicimizde de hayır yok ki. Efendimler ben geldim. Bir kısa bir soundcheck alalım isterseniz. Ya çok da ***'imizdeydi tıngırda işte gerizekalı. Bas işte. Bas işte. Tellere koyacağım. Gel zaten. Ankara'nın namı. Kürdistan'dan bir name alabilir miyiz? Kürdistan'dan name olur. Banlayın bunu. Banla bunu, banla. Kürdistan ne? Senin canını okurum demesi gerekiyordu. Banla bunu. Evet daha bu yorumlarını keşke hanımefendi için de bir iki yorumda bulunsan. Ne diyorsun? Hanımefendi çok agresif, ofansif. Ben agresif ofansif herhangi bir şey söylemedin. Sen de bir cünye demek istiyorum McDonald's'ta. Ne diyorsun? Tabii efendim buyurun. Tamam sen bana IBAN'dan para at ben geleceğim. Abi ya bak abi ya. Bu kara efsane. Abi ya. Ya aşkım ne zaman buluşacağız? Otobüs paranı da verdim. Hadi. Sen Zübert'in parayı yatır gel. Ya bir şey diyeceğim. Ben bu kızı çok sevdim ya. Bunu ekibe alalım ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bak sağ tıkladığım kıza bir şey söyleyecekti. Sunuyu da sustu. Yani elim orada duruyor. Hala tam güvenim yok yani. Tam aradığımız yaratık ya. Öyle bir şey olmaz abi. Ne yapıyorsun sen 27 yaşında? Evde mi kaldın? Kudum niye burada beni izliyorsun sen? Sıra vuruyorsun abi. Merak etme bacım ben varım. Bacım ben varım ne yapalım?
ateş bastı ya. Yok mu başka derdini s**eğimiz insan? Acaba ben geleyim mi? Ne? Dinleyince harbiden derdini diyeceksin. Şu Monsieur Dablex'i seç. Hoş bulduk. Hazırsan başlıyoruz. Başlayalım. Hoş geldin s**eğim. Öncelikle derdini hemen anlat dedi. Hoş bulduk. Acıktım aşkım. Derdim seni şu. Seni uyandıramadım. Bir benim... saniye. Aptal bir çocuk geldi derdini anlatıyor. Onun derdini bir s**eğim aşkım. Ya Allah. Ha Dablex konuş. Koydum onu pusu. Ha. Şöyle ki ben 26 yaşındayım. 24 yaşından sonra benim Türk kızları dışında hiçbir kıza ilgim kalmadı. Niye bilmiyorum. Ama nefret de ediyorum Türk kızlarından. Ben sen kimsin Türk kızlarından nefret ediyorsun lan? Koydum bunu çocuğu. Ha? Şöyle İlginç bir şey. Gerçek söylüyorum bunu. Ben Fransa'da yaşıyorum. Uzun yıllardır Fransa'dayım. Yani yabancı sevgililerim de oldu. Arap olsun, Fransız olsun, İtalyan asıllı olsun falan. Ama şu anda 24 yaşından sonra bilmiyorum ilginç bir çekicilikleri var ama acayip de nefret ediyorum. Görünce kusasım geliyor ama süper çekici geliyorlar. Bunlar Türkiye'de mi Fransa'da mı? Fransa'da. Fransa'daki Türk kızları. He. Sen bilirsin aşağı yukarı Almanya'daki Türk kızlarını. Aynı model. Ay süper iğrenç iticiler. Onlar. Ha, süper iticiler ama acayip de çekici geliyorlar bana. Süper sen ne kanserli. Yapıyorsun ya? Bilmiyorum abi ben de bilmiyorum. Ya ben senin ilacını yazayım mı? Yaz. Kanka sen bir Tamam güzel tavsiye. Bunda herhangi bir problemim yok. Olabilir. Ben anladım ya. Sana Ayşe Nur ayarlayacağım ben. Tanıştıracağım bir çay kahve içer. Kusura bakma o kadar da değil. Ne var kardeşim? Sen görmedin mi Instagram fotoğraflarını? Çok güzel bir kız Ayşe Nur. Instagram'dakini her türlü varım. O kızı göndersin tamam. Annemi de ikna ederim. Yaş falan problem değil. Ben 13 yaşımda geldim. Benle beraber gelen 3-5 tane arkadaşım var Türk. Onlar biraz daha çekimser bana göre. Çekimser yani ileride... değil, çekingen. Çekingen. Çekimser bir konu hakkında fikri olmayan insana denir. Ha öğrendin mi cahil herif? Öğrendim aynen. Ayım evde bilmiyordu kesin bu arada. Ben de bilmiyordum. Ama önemli değil. Şu an seni bulurum. Allah Allah. Kardeşim dinliyor musun beni? Soktuğum seni. Dinliyor musun lan it? Dinliyorum. Öncelikle DNA testi yapacaksın. Yüzde kaç Türk olduğunu bize kanıtlayacaksın. Yüzde kaç Türk olduğunu? Yüzde emin değilim. %70'in ben altında, Hataylıyım. %70'in altında Türk çıkarsan Türk kızı falan yok sana. Kesinlikle olamam. Ben seni. Hataylıyım. %100 Araplık vardır. O zaman siktir git sana Türk kızı yok. Ya bilmem onlar beni istiyor mu? Ha mesela onun fikirlerini sordun mu? Daha önce Türk sevgilim oldu. Belli bir yerden sonra sıkılıyorum harbiden yeter diyorum. Bu çekilecek dert mi kafamı s**eyim diyor. Ama sonra da diyorum ulan Türk kızı çok iyiymiş falan diyorum. Böyle bir saçma bir döngüdeyim. Emmeye gelmiyor gömmeye gelmiyor. Dallara bak ya. Tamam diyecek. Dedim ya tam derdini s**eyim bir dertlik yani. Şimdi bak tekrar söylüyorum. Seninle s**eyiz, bulileceğiz. Bunlar hazırlıklı mısın? Bunları bilerek geldin buraya. Hiç problem baba hiç problem yok. Okey ya anlat derdin ne? Yaşını da söyle başlamadan anlatmadan önce. İki gün önce 27'ye girdim. Yaşlı bunak seni okuyayım. Tamam. Evet anlat aga derdini. Baba ben 24 yaşında evlendim. Aptal. Bravo. %25.5'ta da boşandım. Mal. Evlendin boşandın bir de. Boşandım aynen. Ah lan donu. Da... Şimdi çalıştığım eski çal yok yapmadım. Eski çalıştığım yerin adını verebiliyor muyum? Verme. Ulusal bir firma. Sektörü havacılık. Kırmızı. İşte Kürdüş orada Airlines. Çalışırken evlendim. Aynen. Orada çalışırken evlendim. Benim fiyasko şurada başladı. Daha dini nikah kıyılırken başladı. Eşim Kayserili'ydi. Eski eşim. Hoca. Zaten Kayseriler seni. Sen de. Aynen evet. Diler. Baba Zonguldak ama yani İstanbul'dayım. Mihir mevzusu açıldı. Kıza sordular mihir ne kadar istiyorsun diye. Mihir ne ya? Hani mihir şu abi. Boşandıktan sonra kızın kendini belli bir süre idame ettirebileceği bir rakam biçiyorsun. Dini nikah kıyılırken. Hani boşandığında da şey oluyor. Sen onu kıza veriyorsun. O kendini işte 3 ay 5 ay belki 1 sene idare etsin diye bir para. Nafaka mı bu? Yok nafaka değil. Bu dini bir şey. Nafaka ayrı. O yasal abi. Olarak. Bu da yasal ama. Çünkü bu yapılırken şey yapıyorsun. Kağıda yazılıp imza atılıyor. Kız da sözleşme. O dönem aynen sözleşme gibi. Kız da o dönem böyle. Onun gözü çok böyle parada değildi. 1 gram istedi. Bir tane. 1 gram. Hoca da dedi ki olur mu öyle şey 1 gram? O dönemde işte gram altın 500 lira falan. Ha, hoca da dedi ki yok, yükselt dedi. Kız da dedi ki işte 5 gram yapalım 10 gram. Hoca dedi ki yok dedi. Allah'ın ismi 99. 99 gram olsun dedi. Oha. Sen de bunu kabul mü ettin?
okuyayım. Aynen kabul ettim. O İnsan zaman evlenirken da, boşanacağını düşünmez ki. Aynen yani bunu demiyorsun. Orada da şey demiyorsun ya boşanırken o kadar para veremem falan demiyorsun. Orada böyle şey bir ortam var. Hani evlenirken boşanmayı da konuşamıyorsun. Neyse biz bir şekilde böyle evlendik. Ama o zaman da işte pandemi falan vardı. İşte şirketle birazcık sıkıntılar falan olmasına sebep oldu bunlar. Çünkü bu böyle antidepresanlı falan şey bir kullanıyormuş. Benim haberim yoktu o dönem. Boşanma dönemine girildi. Böyle antidepresan falan kullanıyordu. Biraz böyle şiddete meyilli bir insandı. Ne? Evin içine girdiğinde de böyle antidepresan kullanıyormuş. Böyle şiddete meyilli de bir insandı abi. Dövüyor muydu seni? Agresif. Yok. Beni dövmüyordu. Böyle bir şeyleri falan fırlatıyordu. Örnek veriyorum ben dışarı çıkıyorum. Böyle ilaç falan aldığında aptala dönüyordu. Onunla bir şey yapılmıyordu. Ben de böyle dışarı falan çıkıyordum. Kendi arkadaşlarımla görüşüyordum. Eve dönüyordum. Böyle bağırıyor, çağırıyor, bir şeyler fırlatıyor. Bu böyle psikolojik şeyde ben de çok fazla dayanamadım. Kendi aileme de dedim ki yok ben hani... Bazı insanlar var, asla boşanmam var. Diyor. Ne lan sözümü evet. Kesme lan. Ben senin sözünü kestim de susacaksın. Koydum. Antidepresan var, antidepresan var. Ne kullanıyordu bu karı da yok oldu bu kadar yani. Antidepresan kullanıp İlacın adını normal yaşamına devam eden de var. Bak şöyle bir durum vardı. Kulakları 4 yaşından beri falan %70 duymuyormuş. Cihazla hareket ediyordu. O yüzden zamanında psikolojik olarak çok ağır depresyonlar falan atlatmış. Böyle hem okul arkadaşları hem de öğretmenleri şey diyormuş. Bulilemişler okumaz mi? Bu. Aynen çok fazla üstüne gitmişler. İşte boşanma dönemine girilmeye başlandı. Çünkü böyle normal dışarı çıkıyorum. Geri geliyorum. Böyle kavga ediyoruz yani random. Hiçbir şey anlamıyorum. Kendi aileme de şey demiştim. Onlar bana demişti ki evlenme sakın. Bu yaşta hani iyi para kazanıyorsun falan. Gerek yok takıl falan diyorlar. Haklılar koyayım mal. Kesinlikle haklılarmış. Bu arada erken evlenmek isteyen varsa yani ne kadar para kazandığınız için önemli değil. Sakın evlenmeyin. Deme ya. Duy kal. Duy. Ben deme sakın ya. Ben yok. Evlilik bak çok güzel bir şey. Evlilik harika bir şey ama aynı hani kimle evlendiğin çok önemli. Ben çok ben mutluyum. Kendi hayatımı arattığımı ben net söylüyorum. Hayatımda verdiğim en iyi karar. Hatta bak bir şey söyleyeyim abi. Evlendikten sonra, boşandıktan sonra bir kız arkadaşım oldu 5 ay falan. Keşke hani o evlilik kararını zamanında onunla alsaymışım diyorum. Hayatımda en anlaştığım insandı bak. Onunla evlenir, bak bazen şu da olabilir ama hayatta. Doğru insan yanlış zaman. Kesinlikle öyleydi biliyor musun? Onaylama abi, lan beni. Amcık senin fikrini mi sordum? Devam et hikayene. Neyse bir boşanma dönemine girildi. O dönemde bunun ailesinin bir siyasi çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Eli kolu çok uzundu. Öyle mi? Mobbing gibi böyle şey yaptılar. Hayır olamaz yapamazsın. Yani boşanamazsın gibi. Ha belli zaten. Ben de biraz. Kızın tayyare firmasında olmasından belli. Yok o orada değildi. Hayır. Ama onların elleri kolları çok uzunmuş. Oraya elleri uzanıyormuş ve beni hani orayla bağlantının kesilmesinden böyle biraz tehdit şey oldu. Sonra ben de çok fazla yolumdan dönmedim. Dedim ki ya ne olacaksa olsun ne yapıyorsanız yapın. Dediklerini yaptılar sağ olsunlar. Harbiden seni kestik. Arttırdılar mı orada? Ona koyduğumun kölesi seni ha? Böyle de yerler götürün. Sen ne zannediyorsun kendin lan? Ne yapayım abi? Onun mobbingine mi razı kalsaydım ölene kadar? Sonra ne oldu? Mihir mevzusu işte gündeme geldi. Yani şu anda bilmiyorum ne kadar ama o dönem 1000 lira falandı gram. Yani 100 bin lira bahsediliyordu. Ben de dedim ki ben bu parayı size vermem. Yani veremem. Gerek de yok yani. Hem işten attırttılar ama... hem mihir mühür falan bir yandan da seni s**ecekler. Evet. Aynen Kayseriler ya bir de bunlar inanılmaz şey varlıklar. İnanılmaz yani inanılmaz. Ben mihri vermedim. Nafaka da istetmedim ama evin içindeki bütün eşyaları aldılar. Şu an ne durum nasıl? Mihri vermeden istiyorlar mı hala? Ne şu an? Peşindeler mi? Yok. Bir seneyi falan geçti. O dönemler geçti ama geçen hafta akrabalarından bir tanesi yazdı bana. Benle buluşmak, görüşmek istedi. Hala neyi peşindeler anlamadım. Ben de görüşmeyi reddettim. Hala peşindeler yani. Şu an soracağım. Yarın... Sus lan. Bir mülakat lan var. Lan sus. Şimdi bu... Hanımefendinin performansı nasıldı? Ya bak bunu mu merak ettim? Bu şey anlattım. Ben bir screamer vibe'ı aldım orada. Söyleyeyim mi? İnanılmaz. Ya alıyorum kokusu. Ya bu adam nasıl her şeyi bilebilir abi ya? Ama ben... Onaylamak için mi onayladın yoksa harbiden öyle mi? Hayır gerçekten öyle. Hatta bunun hikayesini anlatayım. Ben böyle küçük çiftlik... Bununla tanışmadan önce böyle küçük çiftlik parkta falan böyle üniversite zamanlarında böyle hızlı
takılmak için konserlerde falan çalışıyordum. Sonra ben bununla tanıştım. Ben bunları tanışınca o dönemde böyle işte okul okul bitti, işe girdim. Bunun ailesi aşırı muhafazakar ama aşırı. Bana böyle şey diyorlar, işte haftada bir görüşün. Adam beni takip falan ediyormuş. Bizi böyle buluşmalarda takip falan ediyormuş. İşte böyle kız bana şey diyordu. El eleden öteye geçme, öpmeyelim. İşte bir sene falan filan böyle absürt absürt şeyler. Ben de kendi kendime şey diyordum. Ya eskaza hani oldu da ben bunda evlendim. Allah bilir dedim. Yani insan düşünüyor. Herkes düşünür muhtemelen. Kendi sevgilisinin, eşinin oradaki performansını ya da arz talebini. Ben de düşünüyordum lan bundan ne olacak yani nasıl bir şey çıkacak. Ama dedi inanılmaz sana. İstekli böyle. İnanılmaz iyi bir şey çıktı yani. Tek beni memnun ettiği kısmı oydu. Öyle yarın da şimdi mülakatım var. Bilmiyorum ismini vereyim mi? Yine böyle havada yıkılmasın. Verme. Sakin ol. Sakin s**eyim ben lan ha. Oğlum bu bleş çok güzel lan. Bunu arada yapalım ha. Şekerim böyle ben söveyim. Raptalım. Takıl.